Arkadaşlar merhaba. Bugün Berlin School of Business and Innovation'dayız Almanya'da. Şu anda yanımda Görkem Arsoy var, master öğrencimiz. Bugün aslında biraz da hem Almanya'ya geliş sürecinde hem okulla alakalı, hocalarıyla alakalı sürecinde bizlere biraz geri dönüş sağlayacak. Görkem hoş geldin öncelikle. Hoş teşekkür bulduk. Ederiz. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ağırlıyorum okulumda şu an. Çok güzel. Evet, okulun kampüsü gerçekten çok güzel. Yeni bir bina. Evet. Yeni kampüs. Daha doğrusu bina tabii ki tarihi bir bina ama içi tamamen yenilenmiş, çok güzel bir kampüs yapmışlar. Bu sene gelecek öğrenciler için de güzel bir avantaj diyebilirim. Nasıl buldun öncelikle Almanya sürecini? Nasıldı? Biraz baştan başlayabiliriz. İkinci haftam oldu daha geleli. Alışmaya hala çalışıyorum ama ilk deneyim olarak her şey şu an çok iyi. Süper. Gerek ulaşımsal olsun, gerek mekansal olarak hem güvenlik açısından hem canlılık açısından bir öğrencisinin en çok önemli şeylerden biri. O açılardan her şey çok iyi. Okul açısından çok iyi. Kayıt sürecim sıfır sıkıntıyla bitti. Süper, çok güzel. Her şeyde çok yardımcı oldular ve çok fazla sizin dışınızda okulun içinde de danışmanlık olayı çok fazla var. Her süreci detaylı detaylı anlatıyorlar. Çok hepsi. Güzel, süper. Aslında Almanya ile alakalı tabii ki bizim sürecimiz biraz daha farklıydı. İlk başlarda aslında farklı ülkeler için vesaire konuşmuştuk. Sonrasında biraz daha toparlayınca hani hem senin beklentilerin hem okulla alakalı beklentilerin kalacağın ülkedeki işte sonrasında yapacağın planlarla alakalı biraz daha artık Almanya kesin netleşmişti. Güzel bir süreçti. Hocalarınla vesaire tanıştın mı? Aran nasıl? Hocalarınla alakalı vesaire bir şey söylemek ister misin? Ya hocalarımla bir giriş olarak bir tanışma vesaire yaşadık tabii ki. İki dersim var benim mesela bu dönem. Master yaptığımdan dolayı. İki dersimin iki hocasıyla da beraber iletişim kurduk. İkisi de sektörel olarak eğitim veren hocalar. Yani bizim Türkiye'deki üniversiteler gibi değil. Hani Türkiye'deki herhangi bir öğretmen gibi yaklaşmıyorlar. Sebep olarak da şunu söyleyebilirim. Derslerin tabii ki teorik derslerini ve teorik anlatımını yapıyorlar. Ama daha çok sektör içinde bunları nasıl kullanacağını vesaire bunları öğretmeye çalışıyorlar ve ikisi de zaten haklısı olarak kendi firmalarında, firmaların içerisinde çalışan insanlar, aynı zamanda üst mertebe insan oldukları için de kendilerine bir nevi işçi yetiştiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Hani daha çok saha deneyimi kazanılacak bir ders gibi gözüküyor şimdilik bana eğitim olarak. Ya aslında biraz daha böyle özellikle BSBA'nın biraz daha tabii ki sektörel açıdan biraz daha önünde olmasının sebebi ve biraz daha öğrenciler tarafından biraz daha giriş şartları vesaire derken buradaki en önemli avantajlarından birisi şu. Öğrencinin biraz daha research eğitimi yerine biraz daha uygulamalı bilimler dersleri vesaire verdikleri için aynı zamanda çok fazla staj şansı de olduğu için biraz daha ön plana çıkıyor özellikle Türk öğrencilerde. Burada ek olarak da şöyle bir şey var. BSBA'nın arkadaşlar çok fazla sayıda partneri var Almanya'da. İyi şirketlerde çok fazla sayıda partneri var. Aslında birçok öğrenci de zaten çoğu zaman staj yaptığı yerlerde yine programını tamamladıktan sonra direkt full time olarak işe başlayabiliyorlar. Evet. Ki gelen uluslararası öğrencilerin birçoğu bundan faydalanıyor. Böylece öğrenciler işte farklı ülkelerde işte dilden kaynaklı problemler vesaire yaşamayacağı için Almanya'da çok rahat bir şekilde hem iş hayatlarına hem normal hayatlarına devam edebiliyorlar. BSBA'da bunun için güzel bir tercihlerden bir tanesi. Ben seni de çok da vaktini almak istemiyorum aslında. Genel olarak peki danışmanlık süreciyle alakalı vesaire hani yaşadığın süreçlerden, buraya geldiğindeki yaşadığın süreçle alakalı biraz daha çok kısa bir feedback verebilirsen bize çok faydalı olur. Açıkçası ben çok zor bir öğrenciydim. Gerek ortalamasal olarak, gerek başarısal olarak. Çoğu danışmanlık şirketiyle de ön görüşmelerimi sağladım aslında. En sonunda hani sizde çalışmaya karar verme sebeplerinden biri benim ne olabileceğime odaklandığınız için ve en optimal süreci bulduğunuz için ben o yüzden size devam etmek istedim. Hani bireysel olarak iletişimimiz de tabii ki çok daha kuvvetliydi diğerlerine göre. O açıdan hani benden ne olur diye sorduğum zaman senden şu olur dediniz. Hani başladığımız süreçte çoğu ülke var. Hani Kanada, Amerika kıtasından Avrupa'nın bütün ülkeleri hakkında bilgi aldım. En sonunda bunu seçtik zaten beraber sizle. Hani bundan sonra sen en başarılı olacağın, en mutlu olacağın şey bu dedikten sonra ben de düşündüm en son. Süper anladım. Şu an için çok mutluyum. Evet, güzel bir danışmanlık süreci yaşadık aslında neredeyse. Hani bir senedir vesaire, hamur vesaire diye. Birçok okul konuştuk, birçok ülke konuştuk ama aslında biraz daha danışmanlık sürecimiz bizim burada başlıyor. Çünkü hem öğrencinin işte transkriptiyle, CV'siyle, işte yapmak istedikleriyle
sadece okul anlamında değil, okul sonrasında da yapmak istediği, hayata karşı beklentileri vesaire de bizim için çok çok önemli. Bu yüzden aslında sende gördüğüm potansiyelde biraz daha Almanya profiline hani biraz daha yatkınlık ve sonrasında hani güzel bir süreç yaşadığını düşündüğüm için biraz buraya yönlendirmek istedim. Tabii ki kendim de araştırmalarımı yaptım. Yani burada güzel bir sonuç oldu. Sonuçta geldin, şu an Almanya'dasın. Şu an Berlin'desin. umarım bundan sonraki süreçte hani çok güzel bir süreç yaşarsın. Gerek iş deneyiminin olsun, gerek okuldaki başarın da olsun. Bundan sonraki hayatında sana gerçekten çok işten başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünce olur. Çok çok teşekkür ederim. Hani ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum. Güzel bir süreç yaşadık birlikte. Bundan sonra belki hani sormak isteyen arkadaşlar vesaire olabilir. İstediğiniz zaman hani bizim de hem ISS Turkey resmi web sitesinden, bununla alakalı işte Instagram sayfasından vesaire bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Görkem olsun, diğer farklı ülkelerdeki, Kanada'daki, Amerika'daki ya da Avrupa'daki birçok ülkede, Hollanda'da, İtalya'daki arkadaşlarımızla bazen böyle meetingler, görüşmeler vesaire yapabiliyoruz. Henüz mezun olmayan ya da mezuniyetine yakın öğrencilerimizle de, hani giden öğrencilerimizi buluşturuyoruz böyle. Hani en azından sormak istedikleri vesaire bir şey varmış. Aynen. Tecrübe en büyük şey. Bu yüzden senin de bundan sonraki süreçte Almanya'ya gelecek öğrenciler için bizim de birlikte biraz daha böyle fazladan şey yapabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok tekrar sağ görüşürüz. Siz de ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.